Gençler merhaba. Bugün sizlerle kafa dengi denemesinin fen bilimleri soru çözümünü yapacağız. Hemen şimdi size ekrana soruları paylaşıyorum. Beraber sorulara bir göz atalım. İlk önce soru 1 ile başlıyorum. Soru 1'de cari olarak yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförünün kar lastiği takması için hangi noktalardan kullanmış olması gerektiğini soruyor. Baktığımız zaman bu soruda aslında bize demek istediğim hangi yarım kürede o an kış mevsimi yaşanıyor bunu soruyor. Güneşe göre pozisyonlarına bakacak olursak da A seçeneğinde güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu yüzden güney yarım küreye seyahat edecek olan bir şoför mutlaka kar lastiği takmalıdır. Bu yüzden cevabımız A'dır. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruya baktığım zaman da rüzgarın hareket yönünü vermiş. Rüzgarın hareket yönüne bakıyorum. Bana birkaç tane öncül vermiş. P'deki hava basıncı T'deki hava basıncından fazladır. P'ye bakıyorum. P'nin yüksek, T'nin alçak olduğunu görüyorum. Basınç fazla olduğu için. Bu yüzden hemen yazıyorum üzerine. S'deki hava basıncı R'deki hava basıncından fazladır. S'nin yüksek, R'nin de alçak olduğunu gözlemliyorum. Bana şunu soruyor. Tüm şehirler arasında saat 12'deki rüzgarların yönleri kesin olarak tespit edilebilir. Hangi durum oluşursa diyor. Ben baktığım zaman S'deki hava sıcaklığı T'dekinden fazla olması, yani S'nin de alçak basınç olması artık. Bu durum bana rüzgarın yönünü tam olarak tespit etmeme yardımcı olur, değil mi? Bu yüzden ikinci sorudaki cevabımız C'dir. Devam ediyoruz hemen. Üçüncü soruya bakıyoruz. Üçüncü soruda da bize yıllara göre şehirlerin ortalama sıcaklığını vermiş. Bu durum bildiğiniz üzere İklimin konusudur. Neden? Çünkü 87, 1987'den 2020'ye kadarlık bir ortalama alınmış neredeyse. Bu yani iklim demekti. Bu yüzden ben baktığım zaman hemen birinci öncülün doğru olduğunu kabul ediyorum. Tablodaki verilerin oluşturulmasında klimatologlar görev alır. Evet, çünkü iklim bilimidir bu. İkinciye bakıyorum. Her ay için 2020'deki ortalama sıcaklık 1987 ve 2010 yılları arasındaki ortalama sıcaklıktan fazladır. Baktığım zamandan şu benim dikkatimi çekiyor hemen. Burada bir eşitlik görüyorum. Diğer yıllarda evet bir artış söz konusu. 2020'de her yılda bir fazlalık var. Fakat Nisan ayına baktığım zaman da iki tarafta da 12,1, 12,1 yani eşitliği görüyorum. Bu yüzden bunu saymıyorum. İkincimiz yanlıştır. Üçüncüye bakıyorum. 2010 yılı Mayıs ayının herhangi bir günü 2020 Mayıs ayının herhangi bir gününden daha sıcak olabilir. Mayıs ayına baktım. 16,7, 17,6. Bu durum bana sadece ortalamalarını alıyordu zaten. Herhangi bir Mayıs ayında herhangi bir gün daha fazla sıcak olabilir. Bu yüzden bu konuda herhangi bir tespit yapamam ben. Birinci ve üçüncüm doğrudur. Cevap da B'dir gençler. Şimdi geçiyoruz dördüncü sorumuza. Hemen dördüncü soruya bakıyoruz. Dördüncü sorumuzda da hangisi hakkında sadece bu rapora bakan bir kişi Bolu ile ilgili hangisini yapabilir diyor. Burada baktığım zaman da tarlada yetiştirileceği sebzelerin seçimi iklimdir. Kuracağı turistik tesisin hangi alanla ilgili olacağını için seçim yapması iklimdir. Rüzgar türbini kuracağı yerin seçimi iklimdir. Fakat ayakkabı, gözlük, çanta, yağmurluk gibi aksesuar seçimi de bizim hava olayımız olduğu için B seçeneğimiz de doğrudur gençler. Sadece bununla ilgili tespit yapabilir. Beşinciye bakıyorum hemen. Beşinci de bu. Bakmış olduğunuz artık kedi geniyle ilgili bir soru. Baktığım zaman da benim dikkatimi hemen şu çekiyor. En küçük parçam benim nükleotittim. Fakat bana diyor ki üçüncü için belirli bir görevi yerine getiren nükleotidi temsil eder diyor. Hayır, nükleotidi temsil etmez bir gendir. Bu yüzden C yanlıştır. Beşinci sorumuzun cevabı C'dir gençler.
Hemen şimdi 6. sorumuza geçelim. Altıncı sorumuza bakıyorum. Altıncı sorumuzda fenotip ve genotip olasılıklarını soruyor. Baktığımız zaman da hemen önce yukarıda verilen genotip çaprazlamalarını yapıyorum. İlk olandan başlıyorum. Birinci için K ve L çaprazlandığı zaman demiş. K'ya bakıyorum. Saf döl baskın yani büyük A ve büyük A. Bunu ben neyle çaprazlıyorum? Hemen bakıyorum. Saf döl çekinik yani küçük a ile çaprazlıyorum. Ben bunları çaprazladığım zamandan %100 mor çiçekli bezelye elde ederim. Neden? Çünkü her birisinden sadece çıkan büyük a küçük a'dır. Bunlar da fenotip olarak mordur gençler. Bu yüzden cevabımız da A'dır. Hemen devam ediyorum. 7. sorumuza geldik. 7. soruya baktığım zamandan yanda çiçek alelinin uçta çiçek aleline baskın olduğunu söylemiş. Hemen soru üzerinde ben bir bunu belirtiyorum ki soru içerisinde de unutmayayım. İşaretlememi yapıyorum. Sonra bana F1 dörünün çaprazlamasını vermiş. Yanda çiçek, uçta çiçek. Uçta çiçeğim çekiniktim. Bu yüzden ben uçta çiçek için küçük a küçük a desem, yavrulardan bir tanesinin ihtimal olarak küçük a küçük a oluşacağını biliyorum. Annesi ve babası hakkında herhangi bir bilgim yok. Baktığım zaman yanda çiçeği olanlar içinde diğer üç çiçeğimin de yanda çiçeği olma ihtimali var. Onları bir bekletiyorum. Ben şunu biliyorum değil mi? Bu şekilde olduğu zaman da yavrulardan birisi eğer çekinik gene sahipse bu anneden ve babadan almaktadır. Bu yüzden ben her ikisine de eklediğim zaman da bu demek oluyor ki mutlaka anne ve babam büyük A küçük A, büyük A küçük A'dır. Yani heterozigottur. Baktığım zaman da diğer yavrular içinde büyük A, büyük A, büyük A, küçük A ve büyük A, küçük A ihtimallerinin oluşacağını görüyorum. Buna bakarak şimdi yorum yapacak olursam, P ve R bezelyelerim heterozigot genotipe sahiptir. P ve R bezelyeleri için diye sormuş. Heterozigottur. Evet, doğru. Bunu doğru kabul ediyorum. Diğerine bakıyorum. F1 kuşağında bezelyelerde çekinik alel bulunma olasılığı %75'tir demiş. Evet, doğru. %75 ihtimalle çekinikken bulunur. F1 kuşağındaki bezelyelerin saf döl olma olasılığı %50'dir diyor. Evet, saf döl olma olasılığı %50'dir. Genellikle siz sorularda bunu karıştırıyorsunuz biraz. Sadece büyük A'ları alıyorsunuz. Hayır, küçük A'larımız da saf döldür. İki küçük A yan yana olduğu zaman da. Bu yüzden cevabımız da D'dir gençler. Şimdi geçelim hemen 8. sorumuza. 8. sorumuzda yukarıda bir bilgi verilmiş. Mutasyon, modifikasyon durumları ile ilgili. Buna göre hangisi doğrudur diye soruyor. Hemen bakıyoruz sorumuza. Öğrencinin ten renklerinin farklı gen işleyişinin değişmesi sonucu ortaya çıkmış olabilir diyor. Evet doğru. Ten rengi farklılığından dolayı bu bir modifikasyondur zaten. Mutasyon değildir. Gen işleyişinde bir değişiklik olmuştur. Ten renginde gözlemlenen değişim modifikasyon örnektir. Evet modifikasyon örneği zaten söylemiştik. Ten rengindeki farklılık genlerin yapısının değişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Genlerin yapısında herhangi bir değişim yoktur. Bir mutasyon değildir. Bu yüzden cevabımız da C'dir gençler. Şimdi geçiyoruz hemen 9. sorumuza. 9. soruda da benzer adaptasyonlara sahiplerdir diyor. Baktığım zaman da her birisinde bir farklılık varken kutup tavşanı ve kutup ayısında pardon benzer adaptasyonlar görüyoruz. Bu yüzden cevabımız da B'dir 9. sorumuzun gençler.
Her ikisi de kutup bölgesine uyum sağlamak için yaşadıkları için. Bir diğer soruya bakıyorum. Tüp bebekle ilgili bir yöntem söylemiş. Tüp bebekle ilgili söylediği yöntemlerden her üçü doğrudur. Fakat dördüncüye baktığım zaman da sperm ve yumurtanın birleşmesi gen aktarımını örnektir diyor. Bu bir gen aktarımı örneği değildir. Bu yüzden bunu da kabul etmiyoruz ve 10. sorumuzun cevabı da D'dir gençler. Şimdi hemen devam ediyoruz 11. sorumuzla. On birinci soruya baktığım zaman da ben direkt gözüme bir ipucu çarpıyor. Bakıyorum birinci ve üçüncünün basınçlarının eşit olduğunu söylüyor bana. Yani birinci düzenek ve üçüncü düzenin. Bakıyorum birinci eşittir üçüncü diye bir yazıyorum kenara. Baktığım zaman da her ikisinde de L var. Fakat ikisinde de farklı olarak birisinde M, birisinde K var. Bu yüzden demek ki K ve M'de eşit ki böyle bir eşitlik söz konusu diyorum. Ve K eşittir M diyorum. Yani K'nın basıncı M'nin basıncına eşittir diyorum. Yani K cisminin ağırlığı ve M cisminin ağırlığı eşittir diyor. B seçeneğini seçiyorum. Cevabımız B'dir gençler. İçtik 12. sorumuza. 12. sorumuzda da sizin hani bu her zaman karıştırdığınız hipotezler ile ilgili sorumuz var. Bakıyorum şimdi hemen sorumuza. Katı cisimlerin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır diyor. Kuvvet ile doğru orantılı dediğine göre demek ki yüzey alanını sabit tutup kuvvette bir değişiklik yapacağım. Diğer ikinci hipoteze baktığım zaman da katı cisimlerin basıncının büyüklüğü kuvvet uyguladıkları yüzey alanı ile ters orantılıdır. Yani ağırlığı sabit tutup yüzey alanına böyle bir değişiklik yapacağım. İlk öncüle bakacak olduğum zaman da yüzeye uyguladıkları kuvvetin sabit olup yüzey alanlarının sabit olup yüzeye uyguladıkları kuvvetin değiştiği P ve S seçeneği var. Diğer ikinci hipoteze baktığım zaman da bunu hemen not edelim. Diğer seçeneğe baktığım zaman da yüzey alanı ile ters orantılıdır diyor. Yani bunda da kuvvet sabit tutup yüzey alanı üzerinde bir oynama yapacağım. Baktığım zaman da ağırlıkları sabit olup yüzey alanı farklı olan, her birisinde aynı kutucuk olan R ve S vardır. Bu yüzden de cevabımızdan Denizli'dir. Baktığım zaman da benim istediğim ihtimali veren de Denizli'dir. Bu yüzden cevabımız D'dir gençler. Hemen geçiyoruz 13. soruya. 13. sorumuzda da bize bir zar vermiş. Bu zarından temas etme yüzey alanındaki değişiklikleri kastetmiş. Şöyle söylemiş, demiş ki bir tane bir sayısı için demiş, bir tane oyuk açılmış. 6 sayısı için 6 tane oyuk açılmış, 3 sayısı için 3 tane oyuk açılmış. Yani temas yüzeyini azalttığından bahsetmiş buradan. O yüzden ben şunu diyeceğim, 6'daki temas yüzeyinin en az olduğunu söyleyeceğim. Neden? Çünkü en çok delik 6'da açılmış. Temas yüzeyi yerle en çok 6'da azaltılmış. 6'da en çok basıncın olduğunu biliyorum. Hemen not ediyorum. Evet. Bir diğerine bakıyorum. O zaman 1'de de basıncın en az olduğunu biliyorum ben. Bakacak olursam da basınçlarla ilgili bir grafik vermiş. Baktığım zaman 2'deki basıncın en az olduğunu biliyorum ben. 3'tekinin en çok olduğunu biliyorum. Buna göre bakacak olursam da ben sırasıyla 1 için 2'yi diyebilirim. Neden? Çünkü basınç yüzeyi, yani basınç için temas yüzeyi ortalama olması gerekiyor. 2 olabilir, bize uyar. Bakıyorum ikincisi için ise basıncın en az olduğu. Basıncın en az olduğu demek yüzey alanının en fazla olduğu demek. Yüzey alanım en fazla 1'de olduğu için
bu biri de kabul ediyorum. Bakıyorum hemen üçüncü içinde beşi söylemiş bana. Ben direkt beş öncülüne bakıyorum. Neden? Çünkü basıncın en fazla olduğu, bu demek ki yüzey alanının en fazla olduğu demek. Diğerlerine baktığım zaman da 2 vermiş, 3 vermiş, 1 vermiş. Bunlardan basıncın en fazla olduğu da 5 olduğu için cevabımız C'dir gençler. Hemen şimdi 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuzda da sıvı basıncı ile ilgili bir karşılaştırma yapılmış. Şekildeki örneğe başta ben baktığım zamandan özdeş kaplara eşit seviyede sıvı koyulduğu söylenilmiş ve şekildeki grafik verilmiş. Grafiğe baktığım zamandan ben şunu görüyorum. Birinci ve ikincinin basıncının eşit olduğunu görüyorum. Bakıyorum bu birinci bölgenin ve ikinci bölgenin basıncının eşit olduğunu görüyorum. Fakat benim sıvı basıncını da etkileyen bir faktörüm vardı. Neydi bu? H yüksekliğiydi. Birincideki H yüksekliği fazla, ikincideki H yüksekliği buna göre daha az. Fakat basınçları eşit olduğuna göre demek ki benim L sıvımın yoğunluğu K sıvımın yoğunluğundan daha büyük diyorum. Peki devam ediyorum. Üçüncünün ise basıncının en az olduğunu söylemiş. Yani K'nın da M ile bir eşitliğinin söz konusu olduğu var bu durumda. Neden? Pardon, M ile bir eşitliği diyorum, kusura bakmayın. Yani M'den daha az yoğunlukta K'nın, K'dan daha az yoğunlukta olduğunu söylüyorum ben. Bu şekilde bir basınç sıralaması yaptığım zamanda da buna bağlı olarak da yoğunluklarını karşılaştıracak olursam da B seçeneğindeki gibi en yoğun olanın L olduğunu, sonrasında K olduğunu, en az yoğun olanınsa M olduğunu gözlemliyorum. Cevabımız da B'dir gençler. Geçiyorum şimdi hemen 15. sorumuza. Soruya baktığım zaman da şekildeki kaplar ters çevrildiğinde kap tabanındaki sıvı hacmi eşit oluyor diyor. Buna göre kaplar başlangıçtaki konumdayken birinci ve üçüncü kaplardaki aşağıdaki işlemlerden hangisi yapıldığında tüm kapların sıvı tabanına basınçları eşit olur diyor. Baktığım zaman da ters çevirdiğim zaman da birincide bir H yüksekliği artacaktır. Üçüncide de H'da bir azalma olacaktır. Bu yüzden ben birinci ve üçüncü kaplara yapabileceğim işlemler D'deki gibidir. Birinci kaba bir miktar K sıvısı ekleyip üçüncü kaptan da bir miktar M sıvısı boşalttığım zamandan ben basınçları eşitlemiş olabilirim gençler. 15. sorumuzun cevabı da D'dir. Hemen devam ediyorum. 16. soruya bakıyorum. 16. soruda da açık hava basıncı ile ilgili bir deney vermiş. Bu deneye bakarak hangileri doğrudur demiş. Ben birinci öncüle bakıyorum. Deneye bakılarak açık hava basıncının varlığı ispatlanabilir. Evet, neden? Çünkü şişenin ağzı kapatıldığı zaman da sıvıdan herhangi bir çıkış olmuyor. Bu demek ki şöyle, açık hava basıncının galip geldiğini gösteriyor. İçerideki basıncın daha düşük kaldığını gösteriyor. Bu yüzden bu ispatlayabilir. İkinci öncüle bakıyorum. Şekil 2'de şişe içerisinde suya açık hava basıncı etki etmemektedir. Böyle bir şey yoktur. Şekil 2'de tamamen açık hava basıncı etki ettiği için herhangi bir sıvı akışı yoktur. Bu yüzden yanlıştır. Üçüncüye baktığım zaman da X ve Y noktalarındaki şişeye uzaklıkları eşittir. Bunun hakkında bir yorum yapamam, bir şey söyleyemem. Bu yüzden cevabım A'dır. Yalnız birdir gençler. Şimdi geçiyoruz 17. sorumuza. 17. sorumuza baktığımız zaman da biz şunu biliyorduk. Aynı seviyede karşılaştırma yapıldığı zaman da en az yükselme varsa demek ki en yoğun bölgede olan budur diyoruz, değil mi? Sıvı yoğunluğu en yoğun olan budur diyoruz. Peki bunun bir orta seviyede olduğunu gözlemliyorum. Birinci düzeneğe baktığımda ise en yoğun olanın birinci düzenekteki olduğunu biliyorum.
pardon, en az yoğun birinci düzenekte olduğunu görüyorum. En az yoğunluk vardır ki en çok yükselme gerçekleşsin. Ben de benden şunu istiyor. Bunları öyle bir yere götür ki sıvı seviyeleri, içlerindeki sıvı seviyesi eşit olsun diyor. Eşitlemek için ne yapmalıyım ben? En yoğun olanı en aşağıda tutmalıyım ki, en az yoğunlukta olanı en yukarıya çıkarmalıyım ki bir eşitleme gerçekleşsin. Neden? Çünkü ben X'ten Z'ye doğru çıktıkça benim basıncım gitgide azalacaktı. Bunu gerçekleştirmek için de ben eşitlemeyi yapmak için de en yoğun olanı en aşağıya koymak zorundayım. Buna bakacak olursam da bir saniye hemen. Hemen bakıyoruz. Baktığımız zaman da D seçeneğinin bize en uygun olduğunu görüyoruz. Birinci düzeneği Z noktasına götürmeliyim. Çünkü en az yoğunlukta olan oydu. İkinci düzeneği X noktasına götürmeliyim. Neden? Çünkü ikinci düzeneğim benim en yoğun olandı ve en aşağıda tutmam gerekendi ki basıncım benim fazla olsun, dengeleyebileyim. Üçüncü düzeneğimi ise Y noktasına götürmeliyim ki orta seviyede aynı kaldığı şekilde kalabilsin diye. Baktığımız zaman da bu sorunun cevabı da C'dir gençler. Hemen şimdi devam ediyoruz. 18. soruya bakıyorum. 18. soruda da Pascal prensibine göre çalışmayan seçeneği soruyor bize. Berber koltuklarının, hidroliklerin artı itfaiye merdivenlerinin biz zaten Pascal prensibine göre çalıştığını biliyorduk. Fakat araçtaki hava yastıkları Pascal prensibine göre çalışmazlar. O yüzden cevabımız da A'dır gençler. 19. soruya baktığım zaman da hemen 19'a bakıyorum. 19'da da bana şunu vermiş. Yukarıda bir periyodik tablo vermiş. Buna göre simgelenen elementlerin son katmanlarındaki bulunan elektron sayılarını vermiş. Baktığım zaman da üçgende bir kaldığını, kare olan da iki kaldığını, yuvarlak olan da ise 8 kaldığını görüyorum. Bunlara bakacak olursam eğer, yukarıdakine bakacak olursam da son katmanlar hatırlıyor musunuz bize neyi veriyordu? Grup numarasını veriyordu. Yani 2A grubu ve 8A grubuydu, değil mi? Bu yüzden ben buna bakacak olursam eğer 2A grubuna ve 8A grubuna denk gelecektim. Böyle bakacak olursam da 2A grubundan berilyum ve 8A grubundan denk geldiğini görüyoruz. Baktığımız zaman da buna bakarak da ben şu yorum yapabilirim. Aynı elementler aynı sınıfta yer almaları gerektiğini söyleyebilirim. Kesinlikle aynı grupta yer aldığını söyleyebilmem için karemin ve yuvarlağımın. Bu yüzden cevabım da C'dir gençler. Şimdi hemen devam ediyorum. Yirminci soruya bakıyorum. Yirminci soruya baktığım zamandan ikinci grubun metallere ait olduğunu biliyorum. Birin ametal olduğunu, dördün yarı metal olduğunu, birin zaten ametal olduğuna karar vermiştik. Üçün ise soy gaz olduğunu biliyorum ben. Buna bakacak olursam hangisi kesinlikle doğrudur diyor. X elementi parlak görünümlüdür. Bu soruda sizin genellikle yanıldığınız nokta bu olmuş. X elementi parlak görünümlüdür ama sadece metaller parlak görünümlü değildi. Hem metaller parlak görünümlüydü hem de yarı metaller parlak görünümlüydü. Bu yüzden birinci için ben kesinlikle doğrudur dediği için 2 diyemem. Yani X için 2 diyemem.
Devam ediyorum. Y elementi oda sıcaklığında tek atomluk gaz halde bulunur. Gaz halde bulunan neydi? Soğuk gazlardı. Bu yüzden ben Y elementi için 3 diyebilirim. Güzel. Diğerine bakıyorum. Z elementi mat görünümlüdür. Matlarım benim, ametallerdi. O yüzden ben yarı metaldir diyemem. Z yanlıştır. Diğerine bakıyorum. T'ye baktığım zaman T elementi oda sıcaklığında katı halde bulunur diyor. T elementi oda sıcaklığında katı halde bulunursam bu da bizim ametalimizdi zaten. Ametaller dedim. T'dim. Pardon, ametaller diyorum. Yarım metallerimizdi bizim. O sadece oda sıcaklığında gaz halde bulunanlar. Yarım metallerimiz olduğu için de T içinde bir diyemem. Bu yüzden cevabımız B'dir. Soru çözümümüz bitmiştir gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki denemede görüşürüz.